aslında. Manisa bezi 650 yıllık bir gelenek bu. Daha önce Osmanlılarda dokunuyordu ve padişahlar saray mensuplarında gömleklik olarak kullanılıyordu. Sonra ev dekorasyonuna dönüştü. Masa örtüsü, perde, çarşaf. Sonra biz burada haç kıyafeti dokumaya başladık. Böyle böyle ilerledi yani. Kumaş olarak çıkartıyoruz şu anda. Masa örtüsü, runner. Kursa gelen arkadaşlarımızla şimdi onları çıkarıyoruz. Manisa bezi doğal pamukludan oluşan bir kumaşımız. Yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor ve asla da terletmiyor. İlk olarak Osmanlı döneminde bunlar yelkenli olarak kullanılıyordu Manisa bezimiz. Sonra saray mensupları tarafından gömlek olarak kullanıldı. Günümüzden bugüne şimdi biz burada kursumuzda haç kıyafeti olarak masa örtüsü ve peştemal, runner gibi şeyler dokuyoruz. Dezgahlarda çıkartıyoruz. Daha önce Manisa bezini beyazlarını çıkardık, örtülerini. Halk Eğitim Müdürümüz İlyas Bey'e gösterdik. Sonra o da o fikir olarak bize Manisa bezini Ebru ile birleştirirseniz daha güzel şeyler çıkacağını söyledi, fikrini söyledi. Fikir İlyas müdürümüzden geldi, halk eğitim müdürümüzden. Biz de şöyle bir Manisa bezimizi Ebru ile birleştirip böyle bir örnekler çıkardık gördüğünüz gibi. Farklı örneklerimiz evet var. Manisa bezinin kollarına işleme yaptık. Sonra desen yaptık değişik Manisa bezinin üzerinde. Baskı biçiminde. Onlar da var tabii ki. Daha da ileride Ebru'yla Manisa bezimizi birleştireceğiz. Daha güzel, daha değişik şeyler çıkartacağız. Kısa zamanda onu Ebru hocamız var. Onunla birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Laleler, daha değişik desenlerde yapmaya başlayacağız. Ortaklaşa beraber çalışacağız Sibel hocamızla. Daha güzel örnekleri yakın zamanda çıkartacağız. Ebru sanatı dünyada tuvali su olan tek resim sanatıdır. Yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe dayanıyor Ebru sanatı. Tarihi kurşundan da Ebru sanatını unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel sanatımız olan Ebru'yu halkımıza tanıtıyoruz, sevdiriyoruz. Büyük ilgi görüyor Ebru. Biz kağıt üzerine uyguluyoruz Ebru'muzu. Tarihte de bu şekilde. Fakat yoğun ilgiye gelen talepler doğrultusunda çeşitli alanlara da uygulamaya başladık. Başlanılmıştı da zaten. Biz de burada kurşundan da bunu kumaş üzerine uygulamaya başladık. Fularlar yapıyoruz bunlardan, çantalar yapıyoruz. Ve bu şekilde talep görünce acaba bunu Manisa bezinde de uygulayabilir miyiz? O yüzeyde de bu Ebru'yu tutturabilir miyiz diye düşündüm. Hocamızdan destek alarak Manisa bezini Ebru'yu uyguladım. Çok da güzel sonuçlar aldık. Hem Manisa bezimizi unutulmaya yüz tutmuş olan Ebru sanatını Manisa bezine uygulayarak bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Mesela ahşap yüzeylere de uygulayabiliyoruz, seramik objelere uygulayabiliyoruz, ayakkabılara uygulanabiliyor.
Birçok alanda tutunabilen her yüzeye uyguluyoruz. Cam şişelere uyguladık mesela. Güzel sonuçlar aldık. Bunlardan kitap ayraçları yapıyoruz, defter kaplıyoruz, ciltçilik alanında da kullanıyoruz Ebru'yu. Yani tablolarımız zaten geleneksel Ebru'yla yapılmış ürünler, sanatlar. Kağıtta uyguladığımız geleneksel olan Ebru'muz toprak boyalarla yapılan çalışmalar, toprak boyalarla yaptığımız çalışmalar. Ama kumaşta kimyasal hazır boyalar kullanıyoruz. Kumaşa uygulanabilen ebru boyaları kullanıyoruz. Bunlar çünkü çıkmıyor. Kumaş yüzeyinde kalıcılık sağladığı için yıkanıp tekrar kullanabiliyoruz. Toprak boyalarla kumaşa uygulayamayız. Kimyasal boyalarla uygulayacağız ki kalıcılık sağlasın. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ile Şehzadeler Belediyesi işbirliği kapsamında Kurşunlu Han'da tarihi bir mekanda çeşitli kurslar açıyoruz. Öğretmenlerimizin de bize talepleri doğrultusunda 1000 yıllık Ebru sanatıyla 650 yıllık Manisa bezini birleştirdik. Yeni bir sanat ortaya çıkardık. Normalde masa örtüsü, çeşitli kıyafetler, haç kıyafetleri amacıyla kullanılan Manisa bezini Ebru sanatıyla birleştirerek daha farklı bir sanat dalı ortaya çıkarmış olduk.